Merhaba arkadaşlar, yeni bir Scratch projesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Uzay Yolcusu adlı oyunumuzu tasarlayacağız. Hemen projemin adını ben Uzay Yolcusu olarak değiştirerek başlıyorum. Evet, adından da anlaşılacağı üzere uzayla ilgili bir oyun tasarlayacağız. Hemen oyunumuzda kullanacağımız kukla ve dekoru seçerek başlayalım. Kedi kuklamı şuradaki çöp kutusuna tıklayarak siliyorum. Ve kuklamı ekliyorum. Kukla seç diyerek. Fantezi kategorisinin içerisine girdiğim zaman Gobo adında bir kuklamız var. Ben bunu ekliyorum. Ardından yeniden bir kukla seç diyerek arama yerine bu sefer dünya kuklası ekleyeceğim. Bir dünya kuklası. Dünyanın İngilizcesi olan Earth yazıyorum ve dünyam geldi bakın. Seçerek ekledim onu da. Dünyayı sahnenin sağ üst köşesine, Gobo'yu da sol alt köşesine doğru konumlandırdım. Şimdi sahneme 4 adet yıldız ekleyeceğim. Hemen yeniden bir kukla seç diyorum ve arama yerine yıldızın İngilizcesi olan Star yazarak yıldız kuklamı ekliyorum. Burada 4 yıldız ekleyeceğiz biz. Bir tanesini ekledik. İsterseniz şuradan yıldızın üzerine farenizin imlecini getirip farenizin sağ tuşuna tıklayarak kopyasını çıkart diye bir seçenek var. Bakın ona tıklarsanız ikinci yıldızı oluşturur. Yeniden tıklıyorum. Yeniden yapıyorum ve 4 tane yıldızımı oluşturdum. Siz bu şekilde yapmak istemiyorsanız yeniden şuradan bir kukla seç diyerek her defasında arama yerine star yazarak 4 tane yıldız ekleyebilirsiniz. Dileyen o şekilde yapar, dileyen bu şekilde. Hemen yıldızlarımı şöyle dünyanın etrafını saracak şekilde, birbirlerine çok da yakın olmayacak şekilde konumlandırıyorum. Evet, yıldızlarımız hazır. Dünyamızı ekledik, Gobo karakterimizi de ekledik. Dekorumuz kaldı. Hemen bir dekor seç diyorum. Uzay yolcusu projemizin adı malum. O yüzden uzay kategorisinin içerisindeki şuradaki Stars yazan dekoru ekliyorum. Evet. Programımız tasarım olarak hazır. Hemen kodlara geçmeden önce Gobo karakterimin ben büyüklüğünü ayarlamak istiyorum. Büyüklüğü 100 değil 50 olacak. Dönüş özelliği de yönü de sadece sağa ve sola dönebilecek şekilde şurada ayarladım. Şimdi Gobo karakterimin kodlarına geçeceğim. Kodlara geçmeden önce oyunum nasıl olacak? Amacımız ne olacak burada? Ondan bahsedeyim. Biz Gobo karakterini kontrol edeceğiz. Klavyemizdeki yön tuşlarını kullanarak yukarı, aşağı, sağ ve sol. Gobo karakteri eğer herhangi bir yıldıza temas ederse oyun tekrar başa dönecek. Yani Gobo oyuna nereden başlıyorsa tekrar o konuma dönecek. Yıldızlara temas ettirmeden Gobo'yu dünyaya ulaştırabilirsek oyunu başarıyla tamamlamış olacağız. Şimdi hemen Gobo'nun kodlarıyla başlıyorum. Ne demiştik? Gobo'yu biz yön tuşlarımızla kontrol edeceğiz demiştik. O yüzden olaylar menüsünden boşluk tuşuna basılınca kod bloğunu alıyorum. Bundan 4 tane koyuyorum. Neden? Çünkü 4 tane yön tuşum var benim. Hemen bunları şuradan boşluk yazan yere tıkladığımız zaman seçenekler çıkıyordu. O 4 yön tuşumuzun adlarıyla değiştiriyoruz. Sağ ok, sol ok, yukarı ve aşağı ok. Evet, biz her bir yön tuşuna bastığımızda Gobo karakterimiz onar birimlik hareket etsin istiyorum. O yüzden hareket menüsünde 10 adım git kod bloğunu her bir yön tuşunun altına koyuyorum. Onu da koyduktan sonra 90 yönüne yönel. Bakın yine hareket menüsünde yer alan kod bloğumu alıyorum. Sağ ok tuşuna basılınca ve 10 adım gitten sonrasına koyuyorum. Burada 90 yazan yere tıkladığımız zaman bakın yönümüz nereye gösteriyor? Sağ tarafı gösteriyor. O yüzden bunu değiştirmiyoruz. Fakat diğerlerini de değiştireceğiz. Hemen 90 yönüne yönelim. Bu sefer sol ok tuşunun altına koydum. Tıkladığım zaman 90 yazan yere bakın. Sağ tarafı gösteriyor. Sol tarafı göstermesi lazım. Neden? Çünkü sol ok tuşuna basılınca diyoruz. Hemen bunu şöyle faremizin imleciyle tutup çevirebiliriz. Veya bakın çevirdiğimiz zaman ne olmuş? Eksi 90 olmuş. Direkt buraya eksi 90 da yazabilirdiniz siz. Yine 90 yönüne yönel. Yukarı ok tuşunun altına bir de aşağı ok tuşunun altına koydum. Yukarı ok tuşunun altındaki ne olacak?
yukarı bakması lazım. Bu oku şöyle basılı tutarak yukarı doğru çevirdiğim zaman sıfır yönüne yönel oldu. Aşağı ok tuşunda da aynı işlemi yapacağım. Onu da tam aşağı çevireceğim. Yani saat 6 yönüne. O zaman da 180 yönüne yönel oldu. Evet, Gobo karakterimize klavyeden yön tuşlarını ve onların işlevlerini atadık. Şimdi Gobo karakterine yeni bir kod bloğu yazacağız. Bu kod bloğuyla Gobo karakterimiz oyuna nereden başlayacak ve herhangi bir yıldıza temas ettiği zaman tekrar o başlangıç konumuna dönecek. Bunların kodları olacak bunlar. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında alıyorum. Başlangıç konumu olarak hareket menüsünden X, Y konumuna git kod bloğumu alıyorum. Başlangıç konumuz eksi 200'e eksi 140 olsun diyorum. Eksi 200'e eksi 140 başlangıç konumumuz bu. Devam edelim. Şimdi sürekli tekrarla döngümü koyacağım. Ve sürekli tekrarların içerisine eğer ise döngümü koyacağım. Neden eğer ise? Çünkü yıldıza değip değmeme durumunu kontrol edeceğimiz için. Eğer ise'nin içerisine algılama menüsünden rengine dokunuyor mu kod bloğumu alıp koyuyorum. Buradaki rengi ne seçmem lazım? Yıldızın rengini seçmem lazım. Tabii ki yıldızın dış rengi olan sarıyı seçmemiz lazım. Nasıl yapıyorduk seçimi? Şuradaki renge tıklıyoruz. Karşımıza bu geliyor ve buradaki şu seçim aracını seçtiğimiz zaman fare imlecimizi ekrana sahneye getirdiğimiz zaman bakın bir mercek şeklini alıyor imlecimiz. Biz bu merceği herhangi bir yıldızın üzerine getirdiğimiz zaman bakın merceğimizin tam ortasında küçük bir kare var. O kare bizim seçeceğimiz rengi ayarlayacağımız bölüm. Yıldızın ortası beyaz, dış kısmı sarı. Biz dış kısmını seçmemiz lazım. Buna dikkat edin. Sarı renkli olan dış kısmı seçiyoruz herhangi bir yıldızın üzerine gelerek. Seçtim. Rengim değişti. Sarı rengine dokunuyor mu? Oldu. Dokunuyor ise ne olacak? Oyun tekrar başlangıç konumuna dönecek Gobo. Yine X ve Y konumuna git adlı kod bloğumu alıyorum hareket menüsünden. Yukarıda yazdığım koordinatların aynısı olacak. Eksi 200, eksi 140 konumuna gidecek Gobo karakterimiz. Gobo'nun kodları da bu kadar. Ne yazdık Gobo'ya tekrar üzerinden geçelim. Gobo karakterini biz klavyemizdeki yön tuşlarıyla yönetiyorduk. Onun için Gobo karakterimize 4 yön tuşunun kodlarını kodladık üst tarafta. Ardından aşağıda bir kod bloğu oluşturduk. Bu kod bloğuyla biz Gobo'nun oyuna hangi konumda başlayacağını seçtik ve Gobo'nun eğer bu yıldızlardan herhangi birine temas ederse tekrar başladığı yere dönmesini sağlattık. Buradaki kod bloğuyla da. Şimdi dünya karakterinin kodlarıyla devam edelim. Evet, dünya kuklamın içerisine girdim. Dünya kuklam ne yapacak? Dünya kuklam biliyorsunuz dünyamız kendi ekseni etrafında döner. Onun için ben dünyaya bir dönüş özelliği kazandıracağım. Ve Gobo karakterim dünyaya ulaşmayı başarırsa oyunu tamamladın veya tebrikler tarzında bir ekranda mesaj verdirmesini sağlayacağım. Hemen yeşil bayrağa tıklandığında kod bloğuyla başlıyorum. Ardından kontrolden sürekli tekrarla. Ne demiştim? Dünya kendi etrafında dönmesi lazım. Onun için hareket menüsünden şuradan 15 derece döne alıyorum. Bunu 1 derece olarak ayarlıyorum. Yavaşça, çok yavaş dönsün. Ve kontrolden 1 saniye bekleye alacağım. Onu da 0.1 olarak değiştiriyorum. Evet. Dünyanın dönmesiyle ilgili kodlarımızı tamamladık. Şimdi devamında eğer ise döngümü kullanacağım. Hemen 0.1 saniye bekleden sonrasına koyuyorum. Burada neyi kontrol edeceğim ben? Gobo karakterim dünyaya temas ediyor mu? Dünyaya ulaşıyor mu? Eğer ulaşıyorsa oyunu tamamlatacağız. Bir mesaj vereceğiz ve oyunumuzu durduracağız. Hemen algılamadan fare imlecine değiyor mu? Kod bloğumu aldım. Burada fare imlecine yazan yere tıklayıp Gobo'yu seçiyorum burada. Gobo'ya değiyor. Değiyor ise hemen bir mesaj vereceğiz.
2 saniye boyunca merhaba diye aldım görünüm menüsünde. Merhaba yerine tebrikler. Başardım. Yazdım. Evet, mesajımızı da verdik. Ne yapacak şimdi? Oyunumuzu durdurması gerekiyor. Hemen kontrol menüsüne gidiyorum ve oradan durdur tümü kod bloğumu alıyorum. 2 saniye boyunca tebrikler başardığından sonrasına koydum. Evet arkadaşlar, dünyaya yazacağımız kodlar da bu kadardı. Ne yazdık dünyaya? Tekrar üzerinden geçelim. Dünyaya biz 1 derece dönmesini sağlattık. 0,1 saniye bekleyerek kendi etrafında, kendi ekseni etrafında dönüş hareketi olduğu için dünyanın. Dünyamız yavaşça kendi etrafında şöyle dönmeye başlayacak. Ve eğer Gobo karakterimiz, şu karakterimiz Gobo, dünyaya ulaşmayı başarırsa, dünyaya değerse ekranda 2 saniye boyunca tebrikler başardın yazacak ve oyunumuz duracak. Kodlarımızı tamamladık. Yıldızlara biz kod yazmayacağız. Yıldızlar o şekilde duracak burada. Şimdi oyunumuzu bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Tam ekran yapıyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Oyunumuz başladı. Şimdi Gobo karakterini klavyemdeki yön tuşlarını kullanarak hareket ettireceğim. Bakın dünyamız da dönmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi Gobo'yu yukarı doğru, sağa doğru, aşağı, sola hareket ettiriyorum. Evet, tüm yön tuşlarım güzelce çalışıyor. Ben bilerek bir yıldıza temas ettireceğim. Bakalım başa dönecek mi? Evet, bakın yıldıza, herhangi bir yıldıza dokunduğu zaman tekrar oyun başa dönüyor. Şimdi yıldızın hiçbirine dokunmadan dünyaya bir ulaşmaya çalışalım. Dünyaya değdiği zaman evet, tebrikler başardın diyor. Bakın oyunda durdu. Dünyanın dönmesi de durdu. Evet arkadaşlar, uzay yolcusu projemiz bu kadar. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.